Bırakın! Bırakın! Anne! Anneciğim, ben de seninle geleyim lütfen. Sen benimle gelemezsin. Hadi içeri gir artık. Anne, gelmeme izin ver. Ben çok korkuyorum. İçeceğim. Sen benim cesur kızımsın değil mi? Bak ben geri geleceğim. Sen eve dön. Hadi benim güzel kızım. Hayır, hayır hadi anne. Hadi benim güzel kızım. Hayır. Hadi. Ağlan artık. Ağlamayacağım. Kalk, gidiyoruz. Hadi kalk bakalım. Anneciğim. Hadi dede. Anne. Hadi benim güzel kızım. Anne. Ağlamayacağım, geleceğim. Anne. 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 Hiç korkma. Yürü. Anneciğim. Yürü bin. Anne. Geleceğim canım. Korkma, bir dakika korkma. Anneciğim beni de götür lütfen. Beni de götür. Kızım sen neler diyorsun? Annem çok iyi biridir anne. Anne beni de al. İçeri gir kızım hadi. Anne! Anne! İçeceğim. Divya canım, sen neden bu kadar endişeleniyorsun? Olan oldu artık. Bizim evin hizmetlisi başka bir eve gidiyor. Orada hırsızlık yapıyor. İnsanlar ne düşünecekler? Nasıl çalışanlarımız var? Canım, sen neden kendini suçluyorsun? Biz nereden bilelim onların ne yapabileceklerini? Ne yaptılarsa kendilerine yaptılar. Bu kadınla kızı buraya geldiğinden beri öyle ya da böyle bir şeyler ters gidiyor. İnanamıyorum artık. Bu konağa ilk kez bugün polisler geldi. Sakin ol evladım. Efendim, ilaçlarınızı alın lütfen. Yoksa tansiyonunuz yükselecek. İstemiyorum. Efendim, çok konuşmak istemiyorum ben ama... Ben biliyorum senin konuşmamanı. Gidebilirsin. Efendim, bir hizmetli bir diğerini daha iyi anlayabilir. Zengin evlerde bu tip olaylar hep başımıza gelir ama biz bir şey söyleyemeyiz. Biz kızı için çalışıyor sanmıştık. Ama o bugün hepimize yanlış yaptı. Bir saatliğine çıkmıştı ve o evden bir şeyler çalıp geri döndü. Bu asla... Olmaması gereken utanç verici bir şey efendim. Neler oluyor anlayamıyorum. Hizmetçiler konusunda kimseye güvenemeyeceğiz. Ah, ah Tanrım. Benim annem hırsız değil. O kimsenin eşyasını çalmadı. Bana bak. Madem o bir hırsız değil, o zaman polis onu neden götürdü bakalım? Anne bir bırakın, o bir hırsız değil diyorum. Siz ikiniz de sessiz olun. İçeri girin. Gioti, çocuğu al içeri götür, yoksa bütün evi ayağa kaldıracak. Zaten birazdan Jogi gelecek. Gel, gel hadi. Ha, bırak beni. Yürü içeri. Bırak beni, bırak. Bırak dedim. Hadi içeri. Bırak. Bırak beni! Yürü hadi yürü! Bırak! Neler oluyor? Ne oluyor? Çocuk neden ağlıyor? Polisler İtcan'ın annesini götürdü. Ne? Bugün Bayan Kurana'nın hizmetçisi izinliydi. Bu yüzden Dominik'i Bayan Kurana'nın evine yolladım. Ve Damini onun mücevherlerini çaldı. Sonra Bayan Kurana polisleri çağırdı.
polisler Damini'yi götürdü. Hepsi çok çabuk oldu. Seni arayacak vakit bulamadım. Bir şey bulabildiler mi? Hayır. Belli ki başka yere saklamış. İçeri. Geç. Yavaş yavaş. Onu itip durmayın. Sivil toplum örgütünden insanlar başımıza toplanacak. Oturun şuraya. Geç otur. Biri hanımefendiye çay getirsin bakalım ha? Hayır efendim. Her neyse, bize zorluk çıkarmadan bu işi çözsek çok iyi olacak. Bak artık senin sonun geldi. Çaldıklarını sakladığın yeri söylersen cezanı hafifletmiş olursun. Efendim, size gerçeği söylüyorum. Ben yapmadım. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorsun. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey çalmadın demek ha? Bak, kadın olduğun için sakince soruyorum sana. Çaldıklarını nereye sakladın söyle. Onları alıp hanımına teslim edelim. Dosya kapansın, tamam? Konuş artık, konuş dedim sana. Ve böylece suçun hafifler. Tanrı şahidim olsun, yapmadım ben. Durmadan yemin edip duruyorsun ama biz de acemi değiliz ha? Senin gibileri çok görüyoruz. Daha geçen gün hizmetçi evin beyini öldürmüş. Mücevherlerle beraber köyüne kaçmıştı. Adamın hem canı hem de malları gitti. Hem hırsız hem katilmiş hizmetçisi ya. Ama bizim gözümüzden kaçar mı bu ha? Söyle bakalım. Kaçmaz elbet. Biz neler görüyoruz, neler? Bunu anlattık. Hayır efendim. Ben o insanlar gibi değilim. Sesini alçaltta konuş. Kadını içeri alın. Sabaha kadar tutun, sabah hayır bırakın. Hayır efendim. Yürü. Hayır efendim. Size doğruyu söylüyorum. Alın şunu içeri. Doğruyu söylüyorum efendim. Kapatın. Efendim, kadının kendi evini aradık ama bir şey bulamadık. Ama ben yine de orada olanları da buraya getirdim. Eminim bu işte hepsinin parmağı vardır efendim. Hayır, hayır. Hayır. Tüm gece hepsini döveriz. Eninde sonunda biri gerçeği söyler. Gel. Biz yeni olanı alalım. Hayır efendim. Onlar da bir şey yapmadı. Size yemin ediyorum. Bizim bu olayla alakamız yok. Ne olur inanın, yok. Biz yapmadık. Evladım, Damini gerçeği söylüyor. O öyle bir şey yapamaz. Bırakın onunla, bir de ben konuşayım oğlum, o bana anlatır. Kim? Kim bunlar ha? Bu çocuklar burada ne yapıyor? Çıkın dışarı. Tamam. Nene! Tamam. Biz de seninle kalmak istiyoruz. Nene! Tamam, tamam. Nene! Ne diyorlarsa onu yapın, tamam mı? Hadi, hadi. Efendim, ben Anjum Nene. Size yalvarıyorum lütfen. Onunla görüşmeme izin verin. Lütfen efendim, yalvarıyorum. Ne konuşacaksınız ha? Ne planlar yapacaksınız ha? Malları nereye sakladığınızı mı konuşacaksınız? Kimi soyacağınıza mı karar vereceksiniz söyle?
Hayır efendim. Biz öyle insanlar değiliz. Damini çok düzgün bir kadındır. O çalışıp kızına bakıyor efendim. Öyle mi? Siz onun akrabası mısınız? Biz onunla akraba değiliz. Ama çok daha yakınız. Damini benim kızım gibidir. Merak etmeyin, ben her şeyi biliyorum. Anne kız ilişkisi de nasıl olur bilirim. Sabaha kadar süreniz var. İkiniz de olanları anlatacaksınız. Beni daha fazla uğraştırmayın. Hayır efendim. Ben masumum efendim. Biz hiçbir şey yapmadık. Alın şunları. Efendim, bizi yanlış anlıyorsunuz. Bizler masumuz. Hiçbir şey yapmadık. Bizler masumuz efendim. Lütfen. Tam ki. Lütfen. Bu insanlar masum. Bir şey yapmadılar. Onları neden getiriyorsunuz? Hiçbir hata yapmadı ki onlar. Lütfen inanın. Onlar masum. Geç, geç. Abla. Damini. Evladım benim. Korkma. Tamam. Tamam. Abla, yapmadım ben. Biliyorum, biliyorum canım. Sen masumsun, biliyorum. Hayır Rastogici. Damini hiçbir şey yapmamıştır. O yüzden sana diyorum, işte kağıtları hazırla. Dinle. Seni yarım saat içinde arayacağım. Görüşürüz. Bir hizmetçi için bu kadar şeyi neden yapıyorsun? Bayan Kur'an'a şikayet etmeye hazır. Sonra da polis ne gerekiyorsa yapacak. Polis hata yaptıysa... Söyler misin Divya, madem polisin hata yaptığını düşünüyorsunuz, o zaman neden en başta evin hizmetçisini onlarla yolluyorsunuz? Hem sonra madem Kur'an'ın evinde bir şeyler çalındı, önce bizi araması gerekiyordu, öyle değil mi? Damini'yi biz sorguya çekebilirdik. Evimize polisleri nasıl getirirsin? Bu çok utanç verici bir durum. İşte olan oldu. Bırakalım polis işini yapsın. Ne yapmamı istiyorsun? Öylece oturayım mı ya? Benim de sorumluluklarım var. O bizim evin insanı. Anlıyor musun? Evimizin onuru söz konusu. Üstelik hırsızlığı onun yapıp yapmadığı bile belli değil. Masum olup bir başına kalmış olabilir. Bunu nasıl düşünmezsin? Onu koruyup kollamamız lazım. Bile bile onu hapiste bırakamam. Üstelik onun bir de kızı var. Hay Tanrım. Dünya ne hale geldi böyle? Kimseye güvenemiyoruz artık. Neyse ki gırtlağımızı kesmedi. Neyse ki bunlar kilitliydi, bunlara göz dikemedi. Ne var? Efendim, siz istemiştiniz. Tamam, tamam. Şuraya bırak. Peki efendim. Beni dinle. Efendim. Şu hizmetçinin kızı. Ona göz kulak ol, sakın bir iş çevirmesin. Peki efendim. Tamam. Ah Tanrım. Eğer birini bekliyorsak ve o kişi geciktiyse, o zaman
Biz de kapının kenarına bir kaşık tuz koyup beklemeye devam ederiz. Böylece gelecek olan daha çabuk gelir.